Gölde çok sıcak bir gün. O gelen de kim? Selam Bobby. Ne oldu? Gölün kurumasından mı endişeleniyorsun? Ben olsam endişelenmezdim. Eminim yakında yağmur yağacaktır. O ses de ne? Suyun seviyesi çok hızlı düşüyor. Ah hayır! Bobby sıkışıp kaldı. Suzy burada. Harika fikir Suzy. Hadi devriye ekibini arayalım. Selam çocuklar. Güneşlenmenizi böldüğüm için üzgünüm. Ama Bot Bobby'nin yardımınıza ihtiyacı var. Gölde su aniden kaybolduğunda oradaydı. Şimdi çamura saplandı ve hareket edemiyor. Ona yardım edebilir misiniz? İşte devriye ekibi burada. Teşekkürler Suzy. Bundan sonrasını devriye ekibi halledebilir. Çocuklar, ne olduğuna dair bir fikriniz var mı? Matt, suyu birinin boşaltmış olabileceğini düşünüyor. Frank'in bir fikri var gibi. İyi iş Frank. Göl donmaya başlıyor. Hector ve Matt gölü birisinin boşaltmış olabileceğini düşünüyor. Şüpheli bir şey görüyor musun Hector? Şurada gölden uzaklaşan birisi var. Matt gidip Ben'e yetişecek. Ben ekinleri için suya ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden gölden suyu aldığını söylüyor. Ben bütün suyu alıp gölü kuru bıraktığını fark etmemiş. İyi iş Frank. Neredeyse başardın. Bobby yeniden özgür. Ben bütün suyu çektiği için üzgün olduğunu söylüyor.
İyi iş çıkardınız devriye ekibi. Bir dahaki sefere görüşürüz. Devriye arabası. Günaydın Matt. Bugün nasılsın? Bugün senin doğum günün mü? Devriyeye çıkacak mısın? Belki de önce bu ışığı yaptırmalısın. Bir süredir bozuk değil mi? Frank'te bir tane ekstra olmalı. Şimdilik onu kullanabilirsin. İtfaiyeye geldik bile. Oh, Frank de işte burada. Vah vah. Frank kendi ışığını Matt'e veremez. Çünkü kaybetmiş. Ve yedek lambası da kırılmış. Şu tesadüfe bak. Hey Matt. Belki de ambulans Amber'ın yedeği vardır. Veya kendi lambasını sana verebilir. Oh, bu iyi haber. Frank de seninle gelmek istiyor. Harika, işte bu Amber ve ışığı da var. İşte Matt ve Frank geliyor. Ama Frank neden çok endişeli gözüküyor? Matt'in ışığı kırıldı ve devriye için ışığa ihtiyacı var. Hem bugün Matt'in doğum günü olduğunu duyunca belki seninkini bize ödünç verirsin diye düşündük. Ne dersin Amber? Vay be, Amber'ın işleri varmış. Sanırım acil bir durum çıkması ihtimaline karşı lambasına ihtiyacı var. O zaman Tom'u ziyaret etmeye ne dersin? Garajının bir yerlerinde mutlaka ekstra lambası vardır. Frank haklı. Siz ikiniz lamba ararken ayrılmalısınız. Sonra öğlen vakti polis karakolunda buluşursunuz. Hey Tom, Matt'in yeni lambaya ihtiyacı var. Sende ekstra lamba var mı? Ne? Sende de mi ekstra lamba yok? Bu çok garip. Gerçekten acelesi vardı. Bugün araba kentindeki herkesin acelesi olduğu gibi. Oh, zavallı Matt. Üzülme. Frank'le buluşma saatinize hala biraz daha zaman var. Hadi etrafa bakınmaya devam edelim. Belki birilerinin fazladan lambası vardır. Baksana Matt, saate göre neredeyse öğlen olmuş. Artık polis karakoluna gidip Frank'le buluşmalısın. Belki de sana iyi haberleri vardır. Bu çok garip. Frank burada değil. Herkes nerede bugün? Aha, sürpriz parti. Bu yüzden herkesin acelesi olmalı. Şu lambalara bak. Sadece doğum günü çocuğunun lambası yok. Bir saniye, görünüşe göre arkadaşların sana bir şey getirmiş Matt. Bir hediye. Acaba içinde ne var? Yeni bir lamba. İyi ki doğdun Matt. Devriye arabası. Merhaba bebekler. Oyun oynamak için harika bir gün.
Kaydırakta dikkatli olun. Oo, dikkat et. Olamaz. Şimdi ikiniz de sıkışıp kaldınız. Kaydırağın bir başka arabayı daha kaldırabileceğini sanmıyorum Suzy. Dur. Yapma Suzy. Ops. Endişelenme bebek Keti. Bir yolunu bulacağız. Suzy, hadi araba devriyesinden yardım isteyelim. Selam çocuklar. Oyun parkında bir kaza oldu. Ve bebek Keti sıkıştı. Onu kurtarabilir misiniz? Harika. Hadi gidelim. Acele edin. Araba devriyesi sana yardım etmeye geldi bebek Keti. Biraz daha dayan. Matt haklı çocuklar. Panik yapmayın. Araba devriyesi bu sorunu çözecektir. Pekala. Ne yapacağız araba devriyesi? Harika fikir Matt. Hector, tahterevalliyi ve kaydırağı kaldırmak için mıknatıslı vincini kullanabilir. Oo, bu çok ağır. Daha güçlü birine ihtiyacımız var. Tabii ya. Frank en güçlünüz. Hector kaldırırken o da çekebilir. İşte budur çocuklar. Neredeyse hallettiniz. Tamamdır. Şimdi de tahterevalliyi kaldıralım ve Keti kurtulsun. Harika işte araba devriyesi. Oo, şuna bakın. Amber da Keti'ye yardıma gelmiş. İyi olduğunuz için çok mutluyuz bebek Keti. Hoşça kal Amber. Evet bebekler, sırayla oynamanın ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Sizin güvende olmanızı istiyoruz. Oh, ne kadar da tatlısın Suzy. Üzgün olduğunu söylemenin çok güzel bir yolu bu. Hoşça kalın millet. Sonra görüşürüz. Devriye arabası. Günaydın Carlo. Ne yapıyorsun? Aha. Aa, elbette.
Bugün pizza günü. Araba şehrindeki herkese pizza dağıtacaksın. When? Stresli bir gün olmalı. Oh. Oh, olamaz. İyi misiniz çocuklar? Motorunuz mu bozuldu? Olamaz. Şimdi pizzaları nasıl dağıtacaksınız? İyi fikir. Devriye ekibi yardım edebilir. Jerry, devriye ekibini neden aramıyorsun? Ben de Carlo'yu tamir etmesi için Tom'u bulayım. Selam çocuklar. Biliyorsunuz bugün pizza günü. Carlo bir kaza geçirdi ve süremeyecek. Pizzaları dağıtmak için yardımınızı rica ediyor. Yardımcı olabilir misiniz? Baba. Baba. Selam Tom. Carlo teşekkür ediyor çocuklar. İşte pizzalar. Tamam çocuklar, hadi çalışmaya başlayalım. Bölünürsek daha hızlı dağıtırız. Selam Penny. Pizza günün kutlu olsun. İşte senin pizzan. Selam çocuklar. Bugün pizzaları Frank dağıtıyor. İşte orada Matt. Jerry beklesene. Matt'in senin için bir şeyi var. Sanırım Jerry yakalanmaktan korkuyor. Silindiri kapatsan iyi olacak. Onu yakalayabileceğin başka bir yol var mı? Hızlandırıcı. İyi fikir. Jerry, Matt seni tutuklamaya çalışmıyor. Unuttuğuna inanamıyorum. Bugün pizza günü. Matt sana pizza verecekti. Daha iyi hissediyor musun Carlo? Tamam.
Sanırım devriye arabaları sana bir şey verecek. Afiyet olsun çocuklar. Sonra görüşürüz millet.